mutluluklarımızdan dolayı şu anda Bandırma Spor'a bir başkan çıkmamıştır. Tarafımız ve yönetimimiz şikeci olarak söylenmiştir. İşi bilmez olarak söylenmiştir. Bugün Sayın Gürel Başkan'a yapılan sosyal medyadaki tacizden dolayı kendisi izin vermemize rağmen, yol göstermemize rağmen başkan adayı olmayacağını ifade etmiştir. Sayın Hakan Yıldırım, başka sorun Hakan Aydın, özür dilerim. Farklı sebeplerden dolayı herkeste bir korku bulunmaktadır. Bu korkuyu yaratan da ne yazık ki kendi içimizdir. Burada bile kavga eder hale gelmişiz. Bakın, size bir onursal başkan olarak tavsiyem, ya birleşin hep beraber bu Bandırma Spor'a sahip çıkın, ya da 5 Haziran günü eğer bir başkan adayı çıkmazsa Spor Toto, Spor Kanunu kaçıncı madde, 7514 mi oluyor? Neyse, şunu der. Eskiden böyle demiyordu. Bu bir birinci seçim. Başkan adayı çıkmadı. 4 Haziran'da çıkmazsa üçüncü bir seçim olmayacak. Ve kayyuma teslim edilecek. Ya da siz karar vereceksiniz, kulübü kapatacaksınız. Artık gerçeklerle yüzleşelim Sayın Bandırmalılar. Tamam. Bazılarına göre ben başarısızım. Benim yönetimim başarısız. Bazılarına göre başarılı. Biz buraya kadar getirdik. 5 yıl oldu. Bundan sonra Bandırma olarak birleşin. Birleşin, birleşin. Tavsiyem budur. Sizden ricam budur. Birazcık hakkım varsa kavgayı, dövüşü bırakın. Lütfen kişisel egolarınızdan vazgeçin. Bandırma Spor sizin oyun alanınız değildir. Bandırma Spor sizin çocuklarınızın oyun parkıdır. Çocuklarınızı düşüneceksiniz. Bana tribünde edilen küfürleri, sosyal medyada yapılan yalan yanlış hareketleri, mahalleden arkadaşım dediğim adamın yüzüme bakarak küfür etti, her şeyi unuttum. Tekrar buraya geldim. Buraya gelmemem gerekiyordu benim onursal başkan olarak. Ama bu konuşmayı yapmak için geldim. Bandırma Spor'a sahip çıkın. Bundan sonra ben hiçbir şekilde bir yönetici olarak karşısına çıkmayacağım. Ama bir Bandırmalı olarak sizden ricam, idari yönetim olabilir, dernek olarak kim olursa olsun Bandırma Spor'a sahip çıkın. Bir ay gibi bir zaman kaldı. Abiler mi diyorsunuz? Başkanlar mı diyorsunuz? Hep beraber birleşin. Bu güzel markaya sahip çıkın. Bakın Bandırma Spor şu anda neden eleştiriliyoruz? UÇK'yı bilenler bilir, benim arkadaşlarım çok iyi bilir. Ben geldiğimde 25 tane UÇK vardı. Göksel Başkan da bilir neler yaptın. Son cebindeki 20 bin lira parayı verip açtık. Tolga Başkan da burada. Hüseyin de burada. Bilgen de burada. Özel de burada. Gürel de burada. Biz nereden nereye getirdiğimizi çok iyi biliriz. Ama benim arkadaşlarım inanılmaz yıprandı. Sosyal medyada yazdıkları, yazılanlar. Biz okuyoruz bunları. Üzülüyoruz. Darılıyoruz. Biri yazmış, UÇK'da kaç tane dosya var? Bandırma Spor'un ne FIFA'da ne UÇK'da hiçbir dosyası yoktur. Bandırma Spor'un toplam borcu şu anda 127 milyon TL'dir. Toplantılara gelmeyip orada televizyondan izleyip yazmayın. Gelin buraya. Soru sorun. Kaç kere dedik? Hep biz buraya çıktık. Kimse soru sormadı bize. Bizim yanlışımız olmaz mı ya? Yanlış transfer yaptık, yanlış hoca getirdik, yanlış görevden almalar yaptık. Ya insan hatayla adam öldürüyor. Bandırma'da bu kadar bizim hakkımız yokmuş. Neler söylendi ya? Şu anda kampanyalar var. Gelmesin başkanlar, o olmasın, bu. Hadi buyurun. Buyurun, hep beraber yapalım. Ya. Kolay mı zannediyorsunuz siz? Bugün bir tane yabancı Fransa Lig 1'de en üst seviyede oynayan futbolcunun yaptığı açıklamayı gördünüz mü? Çok mutluydum ben Bandırma'da diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü o şartları biz sağladık. Sizden ricam, lütfen önünüzde bir ay var. Toplamın. Şu Bandırma Spor'u kapattırmayın. Kapattırırsanız tarihe, çocuklarınıza cevap veremeyeceğiniz bir leke bırakırsınız. Bakın, bizi eleştirirken gözlerinizi kapatın,
isim vermeyeyim sonra yanlış oluyor. Diğer kulüpleri düşünün. Şu anda kapatılan kulüpleri düşünün. Zamanında Süper Lig'de oynayan kulüplerin nerelerde olduğunu düşünün. Biz size tersine 3. Lig'den bu takımı Süper Lig seviyesine getirdik. Ama şu anda geldiğimiz noktada benim mevcut başkanım başkan adayı olmam diye bana tepki gösteriyor. Ne yaptınız bu adamı siz? Neden biliyor musunuz? Onu düşünelim. Sizden izin istiyorum. Ben ilk defa hani bir aday çıkmama durumunu yaşıyorum. Bilmiyorum bundan sonra ne olacak. Divan herhalde bir tarih belirlediniz. Evet. 5 Haziran mı? 28 Mayıs 1. toplantı, 4 Haziran 2. toplantı. Yani kaç gün sonra? Çoğunluk aramaksızın ilki 15 gün sonra, 21 gün sonra 2. toplantı. 21 gün sonra. Ondan sonrası kapanıyor muyuz? Ondan sonrası ilgili yönetim kurulu üyemiz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne teslim ediyor. Değerli Bandırmalılar, artık top sizde. Ne yapmak istiyorsanız artık birleşin, artık el ele tutuşun. Burada sahası solu yok, burada Bandırma Spor var, burada 1965 yılından beri gelen bir gerçek var. Hiç kimsenin egosu burada olmaz. Lütfen Bandırma Spor'a sahip çıkın. Büyükler mi çıkar, küçükler mi çıkar ama benim olduğum ortamda bir daha kavga olmaz. Bak, tamam mı? Ben hep söylüyorum, sakın sakın kavga olmasın. Kavga ederseniz biz o zaman insanlara mesaj veremeyiz. Biz biriz. Biz burada bak Ali Kafadar gelmiş. Hiç sevmez beni. Ama saygı duyuyorum yani Ali Kafadar'a. Ne güzel gelmiş. Bandırma Spor'a gelmiş. Acı da gelmiş. Bak Hasan da burada bak, benim mahalleden hakkında. Ne olacak olabilir ya. Sezon içerisinde tartışıyoruz. Canlarım benim onlar. Ama burası bak mesele Bandırma Spor deyince herkes gelmiş. Toplanın. Birleşin. Bak ben geldiğim zaman bana kimse yardım etmedi. Ben tek başıma cesaretle ekipleri inandırarak bu noktaya geldim. Neden korkuyorsunuz Bandırma Spor'un başkanı olmaktan? Oğlum korkmayın ya. Korkmayın. Bandırma Spor'u büyüktür. Bandırma halkı büyüktür. Ama teşvik edin insanları. Yol gösterin. Bakıyorum ki bir başkan adayı çıkıyor. Çekiyoruz. Öteki çıkıyor. Neden ya? Ya bırak yürüsün gitsin ya. Destek olalım. Daha geçen hafta hepimiz televizyonda Bandırma Spor'u izledik değil mi? Önceden rahmetli Ali abimiyle. Rahmetli Ali abinin telefonunda mı izliyorduk önceden değil mi? O çekerse. Kulakları şınlasın. Allah rahmet eylesin. Ya lütfen. Geldiğimiz yeri unutmayalım. Bakın ben Bandırmalıyım. Artık başkan falan değilim. Bandırmalıyım. Benim senin naçizane tavsiyem. 4 Haziran herkes iyi hazırlansın. Yapacağımız en ufak hatada burası kapanır. Devlet acımaz. Tamam mı? Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sayın Onursal Başkanımız Onur Göçmez'e teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Değerli katılımcılar, tüzüğümüz gereği az önce de bahsettiğimiz üzere 1. toplantı 28 Mayıs, 2. toplantı 4 Haziran olmak üzere kongremizi erteliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim hocam. Sağ ol. Sağ ol. Görüşelim bir ara. Beklerim hocam. Tabii. Nasılsınız? Kapatayım.